Şehrim Bilir programına hepiniz hoş geldiniz. Ben Gizem Güngör. Ekip arkadaşım Ali Mert Kırmacı ile birlikte Kastamonu Taşköprü'deyiz ve mis gibi kokular içindeyiz efendim. Yanımızda da Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal var. İsterseniz onu biraz tanıyalım. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizler hoş geldiniz. Esas kokulu memleket Şirin ilçemiz Taşköprü'nde hoş geldiniz. Ben Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal. 3 çocuk babası, ticaretle, öncesinde ticaretle uğraşan bir kardeşinizim. Tekrar hoş geldiniz diyorum. Hoş bulduk efendim. O zaman Taşköprü'yü biraz sizden dinleyelim mi? Taşköprü'yü tabii ki bizden dinlemenize biz seviniriz. Şöyle anlatalım. Çok yerlere gidelim. Taşköprü, Paftagonya'nın başkenti, Pompeyapolis. Yani Roma döneminde de burası Paftagonya'ya ait bir yermiş. Pompeyapolis de bu Taşköprü'yü Roma döneminde fetheden komutanın isminden geliyor. Taşköprü sarımsağıyla meşhurdur. Ama Roma döneminde de sarımsak varmış. Çünkü Pompeyapolis Taşköprü'yü fethederken demiş ki esas kokulu memleketi fethetmeye gidiyor. Ve o zamandan bu zamana kadar da Taşköprü'nün sarımsağın değeri ta ki Roma dönemlerine dahil. O zamanlardan bu zamanlara da festivaller düzenlenmiş. O zaman panayırlar düzenleniyormuş. İşte sarımsak panayırları. Şimdi biz festival düzenliyoruz. Uluslararası festivaller düzenliyoruz. Taşköprü sarımsağının değerini şöyle de bir katma değer katalım. Bizim toprağımızın selezyum ve kükürt oranları çok yüksektir. Hiçbir yerde bulamazsınız. 600 bin sene önce bu coğrafyada bir volkanik patlamanın olmasıyla beraber kükürt ve selezyum oranları yükselmiş. Bizim sarımsağımızın değeri de bu kükürt ve selezyum oranlarından geliyor. Yani Taşköprü sarımsağını alalım, başka yere götürelim, ekelim derseniz bu olmaz. Bu buraya özgüdür. Ne güzel bir değer ama. Yani bu Taşköprü için büyük bir değerdir. Biz Taşköprü sarımsağının tescilini, coğrafi işaretini ve geçtiğimiz aylarda da Avrupa coğrafi işaretini aldık. Bu da çiftçilerimize bir katma değer katacak. İnşallah bu katma değerden doğru yurt dışına da ihraçlarımız başlayacak. Kıymet veriliyor olması, değer veriliyor olması gerçekten ne kadar kadim, ne kadar kutsal. Evet. Bizi ağırladığınız için çok teşekkür ederiz. Bizler de teşekkür ediyoruz. Taşköprümüze, sarımsağımıza, TGRT televizyonun değer verip burada bir program yapması bize şeref vermiş. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu şeref bize ait efendim. Çok teşekkürler. Sizlere Ulusoy Tarım Gıda Sarımsak Entegre Tesisinden seslenmeye devam ediyoruz. Yanımızda Kastamonu Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu var. İsterseniz onu biraz tanıyalım. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Ekranları başında bizi izleyen bütün seyircilerimize sağlıklı, sıhhatli günler diliyorum. Tabii bu pandemi sürecinde herhalde aradığımız en önemli nimet sağlık. Ne kadar toprağın kıymetli olduğunu, sağlığın kıymetli olduğunu bu vesileyle öğrenmiş olduk. Tabii şifa kaynağı sarımsağın tanıtım içinde Kastamonu'muza, Taşköprü'müze geldiniz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Efendim çok teşekkür ederiz. Sizi biraz tanıyabilir miyiz? Ben 1967 doğumluyum. Taşköprü doğumluyum. Taşköprü benim de ilçem. Yaklaşık 23 yıldır da merkezde ikamet ediyorum. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi mezunuyum. İhtisasımı Ankara'da yaptım. 97 sonu itibarıyla da Kastamonu'ya geldim göz hekimi olarak. Ve bir 7-8 yıl devlet hastanesinde çalıştıktan sonra kendi kliniğimi kurdum. Batı Karadeniz'deki tek göz kliniğidir bu klinik. Hala da öyledir. Gerçi 2-3 ay önce ortaklığımı sonlandırdım ama klinik hala aktif olarak çalışmaktadır. Ve akabinde de işte malum 31 Mart seçimleri, o dönemde de Sayın Genel Başkanımız Kastamonu Belediye Başkanı adayımız sensin diye teveccüh gösterdiler. Biz de Kastamonu'muza, Evliyalar Şehri'ne, Şehitler Diyarı'na inşallah hayırlı hizmetler yaparız. Seçime girdik, kazandık. İşte bugünlere geldik. Çok
da güzel olmuş gerçekten efendim. Biz kamera arkasında sohbet etme fırsatı bulduk başkanımla. Yani tanınması gereken bir insan diyebiliyorum öyle çok büyük bir içtenlikle. Efendim peki bir Kastamonu sizin gözünüzle de dinlese seyircilerimiz. Şimdi Kastamonu'yu tabii anlatmak için saatler lazım. Bu kadar kısa bir süre içerisinde tabii şehrin en öne çıkan şehirleriyle anmak lazım. Ama ekranlar başında bizleri izleyen bütün seyircilerimizi öncelikle bir Kastamonu'ya davet edelim. Niye davet edelim biliyor musunuz? Niye gelip görmeniz lazım biliyor musunuz? Kastamonu evliyalar şehri. Kastamonu şehitler diyarı. Hiç işgal görmediği halde en fazla şehidi veren il. Halkının parasıyla Anadolu'daki ilk kez yapılan ildir Kastamonu. Ve İstiklal Harbi'nde Çanakkale Savaşı'nda hiç mezun verememiştir. Çünkü bütün öğrencileri hepsi cephededir ve hepsi şehit olmuşlardır. Kastamonu milli mücadelenin kıvılcımının ateşlendiği şehirdir. Tabii özelde bu programın yapılma sebebi Taşköprümüzdü ve Sarımsak'tı. Taşköprümüz ve Sarımsak'la ilgili de tabii bir iki tane şey mutlaka söylemek istiyorum. Şehirle ilgili bu kadar konuştuktan sonra. Bizim sarımsağımızı diğer sarımsaklardan ayıran bir takım özellikler var. Bunlardan sevgili Abdullah Başkanım zaten bahsetti. En önemli özelliklerinden bir tanesi de raf ömrü. Bizim sarımsağımızın raf ömrü yenisi çıkana kadardır. Bir yıl boyu rutubetsiz, serin bir yerde muhafaza edilir. Son dönemde özellikle diğer çeşit sarımsakların piyasaya girmesiyle birlikte bu raf ömründe de bir miktar gerileme oldu. 9 aylara 10 aylara düştü ama son dönemde yaptığımız çalışmalarla özellikle bu konuda Taşköprü Belediye'mizi kutlamak lazım. Barkod sistemiyle artık tamamen tescillenmiş yerli ırk sarımsağımızla birlikte mutlaka bu bozulmayı tutmuş melezleşen tohumlarımızın hepsini ekart edeceğiz ve sadece halis muhlis Taşköprü sarımsağı bundan sonra dikilecek ve ürünümüz öyle olacak. Şimdi benim ilk geldiğimde Kastamonu'ya eksiğimiz o noktadaydı. Sarımsağımızı pazarlama noktasında sıkıntımız vardı. Bazen sarımsak, bu Cenab-ı Allah'ın hikmeti sonuçta, bazen sarımsağın iri olur, bazen küçük olur. Bazen dolu vurur, bazen başka bir şey, hastalık peydah olur. Ürünlerimizi dedim ki toz haline getirelim. Tam ben bunu söylediğimde 23 yıl önceydi. Çok şükür şimdi, işte şurada görüyorsunuz, sabit diyebilirsek, sarımsak tozu. İşte granül halinde, bu da flex hali. Hepsi var. Sarımsağın sosundan tutun da püre sarımsağa kadar hemen hemen hepsi piyasaya sürüldü. Bunlar tamamen organik. Şimdi raf ömrünü uzatmak için bazı ürünlere kimyasallar mutlaka tabi tutulur da, fakat bizim sarımsağımızın zaten raf ömrü bir yıl olduğu için ekstra bir kimyasal işleme tabi tutmanıza gerek yok. Çünkü zaten o kadar dayanıklılığı var. Sadece kurutacaksınız, toz haline getireceksiniz. Ya da dilimleyeceksiniz, kurutacaksınız, o halde satacaksınız. Bunda hiçbir sıkıntı yok. Gelişiniz güle güle, gidişiniz güle güle, her işiniz güle güle olsun. Biz izleyen seyircilerimize huzur dolu, sağlıklı, mutlu günler diliyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın. Efendim o kadar değerliydi ki söylediğiniz her şeyi böyle aklıma gerçekten kaydettim. İzleyenlerimizin de bu çok şeref ve onur duyacağına çok eminim. Bizi ağırladığınız için çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Tekrar iyi yayınlar diliyorum. Bütün izleyicilerimize de tekrar bizi izledikleri için teşekkür ediyorum ve Kastamonu'ya bekliyoruz. Çok teşekkürler. Efendim Ulusoy Tarım Gıda Sarımsak Entegre Tesisindeydik. Kastamonu Belediye Başkanı Rahmi Galip Bidinlioğlu'nun yanındaydık. Şimdi isterseniz firma sahibi Nihat Ulusoy ile bir röportajımıza devam edelim. Tekrardan merhabalar. Ulusoy Tarım Gıda Sarımsak Entegre Tesisinin sahibi Nihat Ulusoy'un yanındayız. İsterseniz biraz da onu tanıyalım. Hoş geldiniz. Sizler de hoş geldiniz. Sizleri ağırlamaktan büyük şeref duyuyoruz, onur duyuyoruz.
1966 Taşköprü doğumluyum. 25 yıl sendikacılık yaptıktan sonra böyle değerli bir ilimize, değerli bir sarımsağımıza neler yapabiliriz diye 90 yılında serüvenimiz başladı. Kastamonu'muzu zaten çok değerli iki tane başkanımız anlattılar, sarımsağımızı da anlattılar. Biz kendimiz neler katabiliriz diye bu amaçla yola çıktık. İlk serüvenimiz Çin'den makine getirerek başladı. Ama hep hedefimiz gıda sektörünü çok önemli bir sektör olarak gördüğüm için burada nasıl kaliteli ürün sunabiliriz, nasıl hizmet edebiliriz, beyaz altınımızı dünyaya nasıl tanıtabiliriz amacıyla yola çıktık, şirket kurduk ve o süreçten bu tarafa hizmet etmeye çalışıyoruz. Hedeflerimize ulaşamadık ama bir sürü şeyi de gerçekleştirdik. Amacımız yöreye katma değer sağlamak. Amatörce başladığımız işte makine ekipmanımızı, ekibimizi, teknik ekibimizi her sene artırarak, kalitesini artırarak daha fazla sarımsak üreterek bugün bildiğimiz Cumhuriyet, İkbalinenme, Torku, Aytaç gibi firmalara da hizmet ederek sucuk, salam, sosis, pastırma gibi ürünlere başta ilk yaptığımız işletmemizde soyulmuş diş sarımsak. Bunda hijyene dikkat ediyoruz, kaliteye dikkat ediyoruz ve atık ürünleri nasıl katma değere dönüştürebiliriz diye yola çıktık. Başladığımda bu benim hedefimde vardı ama bunu yeni yeni gerçekleştirdik. Bu ürünlerimizden arkamızda da gördüğümüz ürünler, soyulmuş diş sarımsaklarla oluşan lekeli ürünlerimizi biz kesinlikle gıda sektörüne sunum yapmıyoruz. Bunları da çöpe atmamak babında granül, toz ve flex. Gıda sektöründe de, ketriklerde, yemekhanelerde bunlar kullanılıyor. Sarımsak püresi kullanılıyor. Bu amaçla da tesisimizi büyütmeye çalışıyoruz. Siyah sarımsak son dönemlerde revaçta olan bir ürün. Onu yapıyoruz. Sarımsak sosu yapıyoruz. Sarımsak ekstratı yapıyoruz. Dolayısıyla işlenmiş ürünü, katma değeri yüksek ürünü, daha çok katma değer memleketimize, şehrimize, ülkemize katma değer kazandırabilmek için çaba gösteriyoruz. Sizler de bu bizim emeğimizle buraya kadar gelip bunları insanlara ulaştıracağınız için teşekkür ediyoruz. Asıl biz teşekkür ederiz. Peki konuya giriş yapmışken izleyenlerimizin aklına kazınsın, ürün çeşitliliğimizi bir daha sayabilir miyiz? Evet. Öncelikle ham madde sarımsağımızı çeşitli aşamalardan geçiyor. Sap kesme, ondan sonra dişlere ayırma, ondan sonra fırında kurutuluyor, soyuluyor. Burada 30'a yakın personelimizi istihdam ediyoruz. Onlar paslanmaz çelik makinede yıkanıyor, tekrar elden geçiyor. Ondan sonra ambalajlanıp soğuk hava depolarımız var. Eksi 45 derecede şokluyoruz. Ondan sonra eksi 18 derecede dinlenmeye alıyoruz. Sonra frigorifik araçlarımızla bunları sunum yapıyoruz. İkincisi bu bahsettiğim ürünler. Bunları da online satışına başlayacağız. Bir de şimdi Taşköprü sarımsağı diye ülkemizde Kastamonu'da bile alanlar var. Temmuz'un ilk haftası söküm başlamasına rağmen Haziran'da Taşköprü sarımsağı diye ürün satılıyor. Biz de Taşköprü Belediye Başkanımızın özellikle bu konuda coğrafi işaret ve karapotu uygulamasını harekete geçirmek için biz de evlere ham madde sunumunu, gerçek orijinal Taşköprü sarımsağını tüketicilerle buluşturmak için bir çaba içerisindeyiz. Bununla alakalı Taşköprü Belediye'mizle de işbirliği yaparaktan bunları sağlayacağız nasip olursa. Ondan sonra filel ürünümüz var. Flex'imiz var. Granül tozumuz var. Sosumuz var. Evlerde kullanılabilecek. Mesela evlerine sarımsak kokusundan dolayı sarımsağı almak istemeyen tüketicilerimiz var. Biz de bunu şu şekilde sarımsağı püre yaparak da bunu bir kaşık alıp yemeklerine katıp tekrar dolaplarına koyup direkt kullanıma hazır hale getiriyoruz biz bunu. Şöyle izleyenlerimize de gösterelim. Bu tür ürünlerimiz var. 10-13 çeşit ürünümüz var. Bunları seri şekilde piyasaya çıkaracağız. Sarımsak püremizin yanında sarımsak turşumuz,
ekstratımız, bu da bir sürü hastalıkları iyi geliyor. Sarımsak sosumuz gene. Ayrıca firmamızın hedefi olan, bugün bir işletmeye, çorba içmeye gittiğimizde bir tane şey geliyor, su katılmış sarımsak geliyor. Arge çalışmamızı yaptık. Bu sarımsak püremizin biraz daha sıvısını bu küçük ıslak mendil şeylerinde, ketçap türünde o türde sunumlar yapacağız. Yani onu tek kullanımlık, onu açacak, çorbaya katacak, hijyenik bir şekilde kullanacak. Bu şekilde de hizmet vermeyi hedefliyoruz. Çok kısa bir sürede de onlar çıkacak. Bu sene en mutlu olduğumuz olay da inşallah çok yakın bir zamanda Amerika'ya, New York'a taşköprü sarımsağımızı ihraç edeceğiz. Misafirlerimizi ağırladık önümüzdeki haftalarda. Başkanlarımın da bilgileri var. Önümüzdeki hafta içinde de İstanbul'a sözleşme imzalamaya gideceğim. Özellikle de sizi buraya ilk konteynerimizi yüklerken sizi de davet edeceğiz inşallah. Ne büyük gurur. Yine başkanlarımız falan bir aksiyonla beraber olacağız. Yani amacımız bu değerli ürünümüze, beyaz altınımıza dünyaya tanıtmak, ülkemize katma değer sağlamak. Bu çıktığımız yolda da ilerlemeye çalışıyoruz. Sağ olsun başkanlarımız da çok destek veriyor bize. Hem çiftçimize hem bizim gibi işletmelere. Demin de onu söylediler. Organize sanayiden yer verelim, oraya gelin diye Abdullah Başkanım. Amacımız bu. Bu şekilde hizmetlerimizi yapmaya çalışıyoruz. Şu anda 30 tane personelimiz var. İhracat olayımız olursa bunu 45 civarına çıkacak. Ama işletmemiz ilk ben Türkiye'de devlet destekli işletmeyi kuran kişi benim. O zaman bakanlarımız falan açtılar burayı. Tabii makineler küçüktü, kapasite düşüktü. Şimdi buraya sığmıyoruz. Genişleyemiyoruz da burada. Öyle bir derdimiz var. Bunu ek bina ve yerlerle çözmeye çalışıyoruz şimdilik. İnşallah Allah nasip eder de organize sanayide kafamızdaki projedeki işletmeyi de kurmak Rabbim nasip eder. İnşallah efendim. Gerçekten büyümeyi de hak ediyorsunuz. Amacınız gerçekten çok çok hoş. Aynı zamanda istihdam sağlıyorsunuz zaten. Her şeyden önemli. Peki son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mıdır? Ben geldiğiniz için teşekkür ediyorum. Pandemiye zaten başkanlarım söylediler. Biz işletmemizde onu yapıyoruz kendi üzerimize düşeni. Herkes de yapsın. Hep beraber bunu da yenelim. Ayaklarınıza sağlık. Hoş geldiniz, safaya geldiniz diyoruz. Bizi ağırladığınız için biz teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederim, sağ olun. Efendim sizlere Kastamonu Taşköprü'den seslendik. Ulusoy Tarım Gıda Sarımsak Entegre Tesisindeydik. Eğer yolunuz düşerse mutlaka ama mutlaka uğramanızı tavsiye ediyoruz. Bir sonraki durağımızda görüşmek üzere. Hoşça kalın.